Evet arkadaşlar selamlar. Birkaç gündür bir konu var çok tartışılan. Avrupa Birliği Komisyonu biliyorsunuz Türkiye'den Avrupa'ya göç eden insanlar için, aslında bütün göç eden insan için ama özellikle bizi ilgilendiren bir nokta var. Ehliyet sürecinde kolaylaştırma yapacak mı yapmayacak mı? Birkaç soru işareti var, onları cevaplandıralım. O zaman şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere özellikle Türkiye'de yaşayan insanlarımız Almanya'ya göç ettiği zaman 6 ay boyunca ehliyetlerini yani Türk ehliyetlerini Almanya'da kullanabiliyorlar sorunsuz bir şekilde. Bu korona zamanında 1 yıla çıkarıldı. Hatta bizim geldiğimiz zamana denk gelmişti. Yani 1 yıl boyunca ben ehliyetimi Alman ehliyetini çevirtmeden Türk ehliyetimle araç kullanabildim. Ve onunla birlikte de işte Avrupa'nın dışına çıkamadım ama Almanya için de sorunsuz bir şekilde polis dahi çekse pasaporttan şeyi ispatlıyorsunuz hani ne zaman girdim Almanya'ya falan ya da ikamet belgenizi gösteriyorsunuz orada yazıyor ya giriş tarihi. Onunla birlikte ben Almanya'da bir sene boyunca ehliyetimi kullandım ve arabamı sürdüm. Şimdi arkadaşlar bu çok bir soru işaretiydi. Yani kolaylaştırma yapılamaz mı? Çünkü bir Belçika örneği var, bir Hollanda örneği var. Bu örnekler ne demek? Sorunsuz bir şekilde belli bir ücret ödeyerek, belli şartları da ispat ederek, bakın sınavı falan girmeden bir şeyleri ispat ederek, dokümanlar vererek, ücret ödeyerek Hollanda'da ve Belçika'da, galiba Fransa'da da öyle, lütfen beni düzeltin. Türk ehliyetinizi o ülkenin ehliyetine çevirttirebiliyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde. Sorun nerede başlıyor? Almanya'da nasıl? Şimdi Almanya'da zaten ehliyet almak çok pahalı. Yani kendi öz kardeşimden biliyorum şu an. Almanya'da ehliyet almak istiyorum dediğiniz takdirde işte zorunlu olan 20 küsür katılım dersi, sonra işte bilmem ne 10-15 sürüş dersi, sınavların kendisi, kayıt ücreti, ödediğiniz vergiler, ehliyet için ödediğiniz vergiler vesaire derken 2500-3000 eurolara kadar çıkıyor sizin ehliyet masrafınız. Peki benim için nasıldı? Hani sıfırdan almadık sonuçta. Çevirttim sadece. Derslerin hiçbirine girme zorunluluğum yoktu. Oradan kâr ettim. Yani ders başına ödeyeceğim ücret artık ortadan kalktı, değil mi? Ama işte kayıt için ödediğim ücret 400 küsur euro. Sınavlar için ödediğim ücret 1000 euroya yakın. Yani neredeyse 1500 euro yine de bir ödeme yaptım. 1500 euro çok bir para. Yani asgari ücret kadar bir denilebilir. Bir de iki yetişkin düşünün 3000 euro gitti zaten. Şimdi uzun zamandır özellikle 60 yıldır hemen hemen 70 yıldır Almanya'da yaşayan bizler için acaba bir kolaylık yapılamaz mı diye konuşuluyordu. Ama hiçbir zaman olmayacak belliydi. Çünkü Almanya'yı biliyorsunuz hiç esnek bir ülke değildir. Yani kanun kanun olarak kalır, kurallar kural olarak kalır. Şimdi 2023 Mart ayında Avrupa Birliği Komisyonu bir laf attı ortaya. Ve dedi ki Avrupa Birliği sınırlarının içerisinde yerleşecek olan bütün yabancı milletler çoğu işte şartlar ortadan kaldırılacaktır. İşte yaklaşık 3 yıl veya 5 yıl o da tartışmada deneyim ispatladığı takdirde işte gittiği ülkenin diline çevirttiği takdirde ehliyetini ne bileyim bir iki tane daha vardı işte ikamet ispatlaması gerekiyor. En az 6 aydır o ülkede yaşadığı takdirde falan gibi şartları ön sürdü. Ve bunları yerine getirdiğiniz zaman işte ufak bir ücretle de ehliyetinizi çevirtebiliyorsunuz. Burada Belçika ve Hollanda modeli aslında örnek alındı ve alınacak. Birkaç gün önce de bir söylenti çıktı ortaya. Yani söylenti derken Avrupa Birliği Komisyonu'nun web sitesinde bir yayınlandı. İki ülke vatandaşları için bu şartlar çok çok esnetilmeyecek. Bir Amerika Amerika vatandaşları için, iki Türkiye. Türkiye'de hala ve hala sınava girme zorunluluğu olacakmış. Şimdi ben bunu dün biraz sitem etmedim zaten ama bu haberi yayınlarken sitem etmişim gibi gözükmüş olabilir. Instagram'da biliyorsunuz bir kanalımız var. Orada da birçok arkadaşım şöyle yorumlar yaptı. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama. İşte hani Türkiye'de nasıl araba kullandığımız ortada 3 dakikada ehliyet veriliyor. Ki bu doğru aslında. Ben de mesela 100 metre gittiğimi hatırlıyorum. Bir kere şöyle geri park ettim. Hop ehliyetini aldın dediler. Vesaire kuralları bilmiyoruz şu bu. Onun için bize böyle yapılması normal dendi. Hak verebilirim aslında. Bu hepimiz için geçerli olmasa bile. Hani evet ben de 3 dakikada ehliyet aldım ama bence ben sakince ve kurallara uyan bir kişi olarak araba kullanıyorum. Sorumluluğumu biliyorum. Ama bu herkes böyle mi yapıyordur? Hayır. Onun için insanları anlıyorum. Yani Alman hükümetini de anlamaya çalışıyorum.
Fakat yine de böyle bir ayrım yapılması bana biraz ağır geldi. Haklı yönleri olsa dahi hoş değil. Ama vardır bildikleri deyip geçiyorum. Yani anlayacağınız arkadaşlar, Avrupa Birliği Komisyonu'nun çıkaracağı bu karar, daha ortada bu arada sadece bir şey var. Ne derler? Teklifler var, tasarılar var, konuşuluyor falan yani. Daha hiçbir şey yürürlüğe girmedi. Bize olumlu bir şey yansıması olmayacaktır. Belki bir indirim olur, vergi indirim olur, şu bu, ama başka bir şey çıkmaz gibime geliyor. Anlayacağınız, ehliyet süreci hepimiz için geçerli hala. Ehliyet sürecinden de biraz bahsedeyim. Almaya geliyorsunuz arkadaşlar. 6 ayınızı öldürüyorsunuz, kullandınız onu. Tavsiyem 6 aydan önce, yani hakkınızı öldürmeden ehliyet sürecine girmek. Neden? Çünkü randevu aldım, kaydoldum, sınav randevusu aldım vesaire derken zaten bir, bence yani deneyimlediğim kadarıyla bir 60 günden bahsediyoruz. Onun için lütfen bir 4. ayınızda falan bir ehliyet kursuna kaydolun. Sizden istenilen belgeler arasında ikamet belgesi var, Türk ehliyetinizin çevirisi var, ilk yardım kursunun geçtiğinize dair ispatı var, bir de görme testinin sonucu. Hani gözlük takacak mısınız, takmayacak mısınız? Evetse gözlüğünüzle gidin falan. Bunlarla birlikte kaydınızı oluşturuyor ve derslere girmeden yazılı sınava kaydolabiliyorsunuz. İşin güzel tarafı, ana dilinizde girebiliyorsunuz. Kürtçe yok, onu biliyorum. Onu biraz ağır buluyorum bu arada. Ama işte Arapça, Türkçe, Bulgarca, Rumence, ne bileyim İspanyolca vesaire, yani bu diller var. Başka o kadar. Yani bu sınava giriyorsunuz. Tabii ki bu sınava girmek hemen bugüne yarına mümkün değil. Çünkü bir aplikasyon sistemi var. O aplikasyondan önce trafik lambası gibi düşünün. İşte kırmızı, sarı, yeşil. Sınavlar çözüyorsunuz. Örnek sınavlar. Onları çözmenizde fayda var bu arada. Sınavda gerçekten yakın çıkıyor. Çözüyorsunuz. Sonra yeşil ışığa gelmeyi bekliyorsunuz. Yeşil ışığa geldiğinizde kurs yeri bunu zaten sisteminde görüp size randevu alabileceğinize dair bir bildirim gönderiyor ve randevu alıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, Türkçe çevirisi o kadar kötü ki, onun için Türkçe gireceğim bir avantaj gibi gözükecek belki ama mutlaka lütfen zibilyon tane örnek sınav çözün. Hatta internette böyle arkadaşlar var, işte sınavları, şey soruları açıklayan, hani burada bunu demek istiyor. Çünkü o kadar devrik ki, lütfen onları da takip edin. Gibi. Yani sonra bu sınavı giriyorsunuz, kazanıyorsunuz. 10 puan hata yapma şansınız var. Her sorunun farklı puan sistemi var. 1 puan, 2 puan, 3 puan, 4 puan. Bazen 2 soruda, bazen 3 soruda, yanlış soruda yanabiliyorsunuz yani, anlayacağınız. Ben 11, 2 kere 11 puanla kaldım. Sonra 1 puan hatayla geçtim. Yani 3 kere girdim. Yani her seferinde 150-160 euro ödedim. Düşünün arkadaşlar. Durum bu. Sonra da sürüş sınavı için randevu hemen alabiliyorsunuz, işin güzel tarafı. Onun için bir şey beklemenize gerek yok. Sürüş sınavı da genelde yazılı sınavdan 2 hafta sonrasına veriliyor randevu. Sürüş sınavı 1 saat sürüyor. Gerçekten her şey yaptırılıyor size. Ani fren, otoban, ne bileyim, trafik lambaları, işte şeyler, levhalar vesaire, buna çok önemli. Parkın kendisi zaten. Şansınız varsa yazın yaparsınız. Şansınız yoksa yağmurda bir de ekstra bir zorluyorlar. İşte bunları da göz önünde bulundurun lütfen. Sonra işte 1 saat sonrasında hemen arabada, ehliyetiniz önceden basılmış bir şekilde zaten prüfa dediğimiz insan, yani gözetleme yapan, değerlendirme yapan o hocamız diyeyim, sizinle birlikte değerlendirmesini yapıyor ve diyor ki işte Erhan Bey geçtiniz, buyurun ehliyet, geçemediniz, güle güle, yeni bir randevu almanız gerekiyor. Sistem böyle. Ben yaklaşık 1600 euroya, işte 3 kere kalınca yazılı sınavdan, almış oldum. Anlayacağınız, sıfırdan ehliyet 3000 euro, sıfırdan olmayan ehliyetten yaklaşık 1600 euro. Sorularınız varsa lütfen aşağı bırakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.